Yani hayatımdaki etkiler sanki insanın içine biraz daha böyle para hırsı, yiyecek hırsı, yani yangından mal kaçırır gibi şeyler oldu insanın de hayatında. Öyle bir doyumsuzluk oluştu insanda. Onun dışında da eve kapanmışız. Evde pek vakit geçmediği için evde huzursuzluklar olur. Onun gibi değişiklikler oluyor. Bir şey çalışmasam, bir şey dışarıdan getirmesem çocuklar hepsi aç kalırlar. Hepsi aç kalmıyorlar mı? Ne getirir? Akşam eve ne getireceğim? Ben şu anda çalışıyorum, ben kendim için ben çalışıyorum. Arkadaşlar işsiz geliyorlar. Hiçbir yardım da bir şey almıyorlar. İşçilere bir türlü, bir mağdur olanlara bir türlü yardımcı olsalar iyi olur. Bir türlü manevi yardım yapsalar iyi olur. Madem yardım yapsalar iyi olur. Hepsi boştalar. Akşam eve giderken çocuklar bakıyorlar, boş elle gidiyorlar. Valla hiçbir önlemimiz yok. Şu anda çalışan olarak ben şu anda çalışıyorum. Benim iyidir, bir sıkıntım yok şu ana kadar. Allah'a şükürler olsun. Ama çalışmayanlar için Allah yardımcıları olsun. Ya valla her şey hayatımızda. İşimizden olduk, aşımızdan olduk, çocuklarımızdan olduk. Psikolojimiz iyi değil o. Vallahi iyi değil ya. Bu nereden çıktı o çinçinler? Her şeyi yiyorlar onları. Ya Allah, yani bütün dünyaya sesleniyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu bir an evvel bizim içimizde çıksa, bu kurban olayım havaya, hava da güzel olursa inşallah daha iyi olur. Valla koronavirüs bu hayatımızda çok etkisi var. Niye? Yani bir kere sosyal hayatımız bitti. Ondan sonra çoluk çocuk evde artık sıkılmaktan bıkmış. Bağ bahçeyi unuttuk. Ama işe gidip eve gidiyoruz. Başka bir şey yok yani. Şu an görüyorsunuz yani, bak çarşıda bile hem maskeyle hem eldivenle geziyoruz. İşten eve gidince Sağlık Bakanlığı'na çalışıyoruz. Eve gidince kapıda bütün üstlerimizi değiştirip eve gidiyoruz. Yani doğrusu çoluk çocuğumuzu öpemiyoruz. Her konuda bayağı etki etti yani, görüyorsunuz işte. Ama şu an görüyorsun yani millet kendini koruyor. Zaten Bingöl'de de şu an inşallah ciddi bir vaka sayımız yok. Herkes dikkat ederse bu olayı, yani bu kritik dönemi atlatacağımızı düşünüyorum. Değişen bir şey yok. Hayat devam ediyor. Gördüğünüz gibi çarşılar dolu. Esnaflar yerlerini açmış. Dükkanlar açık. Yani şu an bence Bingöl'e bir etkisi falan olmamış. Öyle düşünüyoruz. Ondan sonra millet, gördüğünüz gibi millet hep çarşıda. Değişen bir şey yok yani. Vallahi hayatı olumsuz etmiş. Yani can, evde zaten can sıkıntısından patlıyoruz. Mecburen bir iki saatte dışarı çıkıyoruz. Bence ben bu kışın bu koronavirüs denen velat ben geçirmişim. Çünkü aynı hastalık geçirdim. Yani hem nefes darlığı, göğüs ağrı bir ay boyunca çektim. Yani tahminimce ben geçirmişim. Ya çok etkilen, yani gerçekten çok da Allah millete yardım etsin. Yani bizim belki bazıların, yani orta sınıf vatandaş olarak diyelim, birkaç kuruş köşede olur, onunla geçiniyor. Ama bu uzun süre bir devam ederse çok kötü olur, perişanlık olur yani. Düşün yani, bazı insanlar mesela günlük yaşantıyla sürüyor geçimini. Yani onları düşünmek lazım. Onlara devlet yardım etmek lazım yani. Her ayda en azından, yani açlık sınırının altında en azından 1-2 milyar arasında bir yardım etmesi lazım yani. Hani çok zor. Ya güzel şeyler görmeye başladık. Böyle çiçekli maskeler falan. Çok güzel. İnsanlar hijyen açısından çok önemli noktalara değinmeye başladılar. Avrupa tuvalet alışkanlığını edindi. Bizdekiler hala yere tükürmekten vazgeçmiyorlar. İnşallah geçecekler. Esnaf, ben de bir esnaf ve sanatkar olarak bayağı bir yıprandım. 1 Nisan'daki güzel oyunumu ertelemek zorunda kaldım. Umarım bu bela dünya üzerinden bir an önce kalkar. Sağlıklı günler. Merhaba, koronavirüsün hayatımıza çok büyük etkileri oldu. Gördüğünüz gibi insanlar sokağa çıkamıyorlar, işlerini yapamıyorlar ve maddi anlamda toplum çok ciddi sıkıntılar yaşıyor şu anda. Toplum çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tabii bu nereden bakılırsa bakılsın. Zengin insanla, maddi durumu iyi olan insanla gariban insan arasında çok büyük bir uçurum oluşturdu. Devlet bu konuda haykırıyor evde kalın diye, ama bütün toplum aynı şekilde aynı düzeyde evde kalamıyor. Çünkü maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan, yövmeyle çalışan insanlar para kazanıp evine ekmek götüremedikleri zaman ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ve devlet de buna destek olmadığı için
İnsanlar devletin koyduğu kurallara uymama gereksinimi duyuyorlar. Bu mecburiyet konumuna geliyor artık insanlar için. Bu konuda ciddi sıkıntı oldu. Umarım kısa zamanda geçer, kurtuluruz. Toplum olarak böyle bir sıkıntıyı atlatırız.